Efendim Halk Perakanlarından selamlar. Bugün aslında konuşulacak güzel haberler var. Çünkü yeni yeni oyunlar geliyor. Yeni yeni oyunlar duyuluyor. Bayağı bir oyun duyuruldu. Herhalde 100'ü aşkın oyun duyulmuş olabilir son 3-4 günde. Tabii bunların %90'ı indie yapımlar. Ama arada böyle daha büyük bütçeli görebileceğimiz yapımlar da var. Biz de dedik ki hani bazı gözümüze çarpan oyunları burada paylaşalım. Ama yarınki videomuzda böyle daha büyük bir liste yapalım. Yani ne gördük? Bağımsız oyunlardan hoşumuza gidenler neler oldu? Böyle bir liste yapalım. Ama şimdi gözümüze çarpanlarda ben bir giriş yapayım. Mafya 1'in sinematik videosu yayınlandı. Güzel videoydu. Ben beğendim. Tipler falan değişmiş. Yani güzeldi video. Hani özlemişim. Ama oynanış olarak hiçbir şey göstermiyor olmaları hala da. 2 ay sonra çıkacak oyunda. Benim kafamda hiç iyi sinyaller vermiyor. Bir de şöyle bir haber geldi. Normalde IGN'deki program var. Yeni oyun duyuruları programı. O programda pazartesi günü Mafia 1'in oynanış videosu gösterilecekmiş. Sitelerinde öyle bir ibare varmış. Mafia 1 gameplay video gelecek falan diye kaldırılmış. Evet, çok güzel bir haber. Abi hemen satın alasım geldi şu an oyunu. Hayır, ilerleyen haftalarda gösterilecekmiş. PC Gaming Show'da da aslında biz gameplay bekliyorduk biraz. Sanki planları, orada da planları vardı ama sonradan mı vazgeçtiler gibi bir hani soru işareti de oluşturuyor bu durum kafada biraz. Orada söylemediler hiçbir şey. Hatta ben baktım Mafya'nın Twitter hesabına bir duyuru yaptılar mı diye. Yayın başlamadan birkaç saat önce duyuru yaptılar ya da bir gün önce duyuru yaptılar. Ve orada şey dediler. Narratif yani hikaye fragmanımızı izleyeceksiniz dediler. Ben orada onu görünce zaten anladım oynanış videosu görmeyeceğimiz ama bir gün önce söylendi. Belki öncesinde farklı planları var mı bilmiyorum. Ama belli ki bazı konular iyi gitmediği için yetiştirememişler buradaki şeylere. İlerleyen haftalarda göreceksiniz diyorlar. Ulan ilerleyen haftalarda oyun çıkıyor zaten. Hani ulan yani ne kaldı şunun şurasında ya? 1-2 ay sonra oyun çıkmış olacak işte, bir şey kaldı. Oyunu satın aldıktan sonra izletmesinler de. Yani hikaye tamam, güzel hikaye fragmanı, sinematik güzel de. Hani zaten ne oynayacağım ben, neye para veriyorum? Evet, çok ilginç yani gerçekten. Ama tabii bir de şey de var. Çok pardon, ya trailerle alakalı şöyle bir olumlu not da düşeceğim. Hani trailer hakikaten titiz gözüküyor ya. Ya titiz evet, çalışınca evet, kötü bir şey yapma ihtimalleri de yokmuş gibi de geliyor. Abi de sonradan çıktı anlattı şeyi de, hani tabii ki yani sevdiğiniz her şeye, yani bir kere daha söyledi Hangar 13'ün başındaki abi. Hani sevdiğiniz her şey zaten sabit biçimde kalacak. Ama tabii ki modern, hani bu zaman içerisinde, bu kadar zaman içerisinde oyunculuk değişti. Bazı mekaniklerde modernleşmeye gittik. Hani özünü söylüyorum. Aynen bu cümlelerle söylemedi ama oyun mekaniklerinde modernleşmeye gittiklerini söyledi ve şey, hani hikaye olarak eklenen yerler vesaireler falan var yine ama kilometre taşları, hani değiştirilmemesi gereken sabit şeyler gene sabit olarak da kaldı. Yani sevdiğimiz mafyanın daha iyisi gelecek gibi o izlenimi vermeye hala devam ediyorlar ama görünce, yani oyunu görünce anlayacağız artık. Artık yani mafya, ben bilmiyorum. Mafya 2'deki gibi performans sorunları olmasın da yani temiz de oynayabilelim. Bence onu uğraşıyorlar şu an galiba biraz ya. Mafya 2 çünkü, gerçi Mafya 2'yi Hangar 13 yapmamış direkt. Ama Hangar 13'ün sorumluluğunda çıkan bir oyun olduğu için Hangar 13'e patlar mevzu yani. Hani herkes onu bilir yani Hangar 13 diye, ama galiba başka bir firma onun portuyla uğraşan bir firma olmuş. Ben Mafya 2'si 3'ü hiç ilgilenmiyor. Zaten çok şey değiştirmemişlerdi. Açar eskisini oynarım, anladın mı? Hani normal çalışan versiyonları var. O problem değil ama Mafia 1'in remake'ini yapıyorken ciddi bir şekilde yapmaları lazım. Bunun farkındalardır umarım. Oyunu da bok gibi pazarlıyorlar. Tebrik ediyorum kendilerini. Yani yılların efsanesini cacık gibi pazarlamaları da ayrı bir başarı gerçekten yani. Neyse, buradaki sindirimi bir kenara bırakarak enteresan oyunlara geçmeye devam etmek istiyorum. Bu arada tartışmalı başka konularımız da var ama önce oyunlar aradan çıksın. Şimdi dikkatim çeken oyunlardan bir tanesi Troy Baker'ın da bir seslendirmen olarak yer aldığı Metal Hellsinger diye bir oyun. İlk başta videosunu görünce diyorsunuz ki hani bu adam böyle Doom çakması bir oyun gibi duruyor. Yani düşük bütçeli Doom gibi duruyor. Fakat olay şu, oyun bir ritim oyunu. Yani metal müziğe ritim yaptığınız bir oyun aslında. Her attığınız silah, her bir vuruşunuz, her bir düşmanı öldürüşünüz bir aslında beat gibi giriyor yani, anladın mı? Davula vurmuş gibi oradan bir ritim yapıyor. O yüzden bunun bir sesli videosunu seyredin derim. Gerçekten enteresan bir mantıkla yapılmış bir oyun olmuş. Çok farklı geldi yani, ama ne kadar oynanış olarak eğlenceli olur onu bilmiyorum. Dikkatimi evet. O çekti açıkçası. Ama şey diye de, hani ritim oyunu deyince sabit hani tık tık tuşa basıyoruz gibi düşünmeyin. Yani hareket ediyorsunuz. First person shooter oyunu. Zaten görüyorsunuz görüntülerini. Hani şeyi de var yani, o dodge'lamak vesaire falan da her şey yerinde. Tabii. O açıdan ekstradan hani çok basit bir ritim oyunu oynuyormuş gibi de hissetmiyorsunuz. Ekstradan şey de var hani, ya Doom'a oynanış olarak da benziyor, şarkıları olarak da benziyor falan ya. Ulan hani Doom'a böyle bir mod yapsalar inanılmaz keyifle oynanacak bir şeymiş gibi geliyor. Adamlar ne kadar kaliteli oyun yaptılar ona bağlı olarak bu da çok şahane bir oyun olabilir. Ya değişik bir tarzı var gerçekten. Hakikaten ritim oyunu deyince basitleştirmiş gibi oldum. Doğru yani. Evet. O kadar basit bir FPS oyununu ritim müzikleri yapmanıza sağlayacak bir şeye çevirmişler.
Ben vallahi en başta böyle falan derken sonradan bir hoşuma gitti. Takibi aldım yani. Bir bakacağım çıktıktan sonra. Ya müziği duydukça, oynanışı gördükçe ısınmaya başlıyorsun. Ben de ilk etapta ya kaç senesin diye. Çünkü benzer hani böyle grafikleri eskide kalmış pek çok FPS oyunu duyuruldu. Multiplayer odaklı oyunlar falan da vardı geçtiğimiz haftada. Hani birazcık kalite, ya bir şey de demek istemiyorum oynamadığım için ama kalite itibariyle kötü gözüken oyunlar gösterildi birkaç tane. Onun üzerine bu gelince başta bir ön yargıyla girmiştim ama sonra falan olmaya başladım. O açıdan ilgimi çekti benim de. Bayağı bir şey oyun gördük ya. Eski Doom'ların benzeri olan Doom-like dediğimiz oyunlardan bayağı bir gördük yani. Evet, birbirinin benzeri olan oyunlar gördük aslında. Ya zaten yani çok özgün yeni bir oyun yoktu. Zaten genelde olmuyor da. Hepsi bir firmadan çıkmaydı genelde o oyunların zaten. Ya özgün bir iki bir şey var ama şey akışımızı bozmayayım ondan sonra eklerim. Indie tarafında yoksa şey var, görünüş itibariyle çok ilginç şeyler de var da eğer bakmak isterseniz çok net bakabilirsiniz. Escapist'in indie game şeyine de. Ben zaten şey diye söylüyorum yani işte yarınki videomuzda aslında bu gördüğümüz 100 oyun arasından sevdiklerimizi ve özgün gelenleri seçip sizlerle paylaşacağımız bir listeyi o yüzden yapacağız. Siz Tuncay'a bakmayın, o anlamaz bu işlerden çok fazla. Last of Us parayla Last of Us ölmüş bir insansın sen sonuçta yani. Bana soruyorlar sen niye yoktun diye, bana para vermediler arkadaşlar onun için falan alakasız. Son bir tane daha oyun paylaşalım. Bu arada bugün Star Wars Squadron duyurulacak. Star Wars'un uçak oyunu. Star Wars'un uçak oyunu ne demekse artık yani. Bir Star Wars oyunu duyurulacak. Siz bu videoyu seyrettiğiniz zaman duyurulmuş olabilir. Onu da gündem haberlerimiz içerisinde taşırız ilerleyen vakitlerde. Biz bunu çektiğimizde daha duyurulmamıştı. Ama bugün duyurulacağı söylendi. Yeni bir Star Wars oyunu ama çok büyük bütçeli bir oyun değil diye biliyorum ben. Belki yanıltır çıktığı zaman. Sherlock Holmes'la alakalı bir oyun çıktı. Bu oyun nedense benim dikkatimi çekti. Sherlock Chapter 1 adı da. Sherlock'un gençliğine gidiyoruz. 21 yaşında biraz emo görünüşlü toy bir Sherlock var karşımızda. Yapan adamlar daha önceki Sherlock'u yapan insanlarla aynı insanlar. Sinking City diye bir oyun yapmışlardı. Açıkçası benim bu oyuna karşı umutlu olmamın sebebi şu. Sinking City açık dünya bir polisiye oyundu. İçerisinde aksiyon öğeleri de barındırıyordu. Tema olarak güzel bir teması vardı. Kutulu temasını kullanıyordu. Ama mekanikler iyi çalışmıyordu oyunda. Özellikle aksiyon mekanikleri çok hamdı. Yani böyle ne vurduğunu falan anlamıyordun. Dedektiflik tarafları için oynanabilecek bir oyundu. Ama güzel fikirler barındırıyordu içerisinde. Umarım Sinking City'den aldıkları derslerle Sherlock Chapter 1'i geliştirirler. Hani o şeye evirirler diye düşünüyorum. Çünkü daha önceki Sherlock'lardan farklı olarak bu biraz daha Sinking City'ye benzer olacak gibi duruyor. Yani açık dünyada gezdiğimiz, yaptığımız işte ne pis sırtıyorsun lan. Ne var Sherlock'la? Abi oyunla bir derdim yok da ya bu Sherlock'un tipi nedir Allah aşkına? Şunu bir açın bakın ya. Bak Sherlock'la Watson'ı yan yana koy. Boy band'den fırlamış gibiler. Her an böyle bir şarkıya girecek gibiler. Çok böyle tam böyle kadın saatleri olan yakışıklı erkekler oluyor ya boy band tipleri. Evet, öyle bir şeye çevirmişler Sherlock'u. Bana da tipi garip geldi ya. Yani bana da bayağı garip geldi tipi yani. Hani niye bilmiyorum ama yani önceki oyunlarda mesela bayağı Sherlock tam bir İngiliz gibi takılırken bu oyunda hakikaten böyle Amerikan bir boy band gibi olmuş tip olarak. Ya İngiltere'de de var bunlardan hani bu boy bandler her yerde var da kafandaki Sherlock Holmes imajı hani değişiyor tabii senelerce birçok defa yapıldığı için ama bu en çok farklı olanlarından biri bence. Şey yapmaya çalışırken birazcık abartmış olabilirler. Şimdi Chapter 1 diye geçiyor. Orijinini göreceğiz Sherlock Holmes'un seneler sonra tekrar Londra'ya dönmüş. Ve hani daha yolun başında Watson'la tanışmasını da göreceğiz diyorlar. Mekanik olarak bu arada oyuncunun çok elinden tutmayacak bir dedektiflik oyunu olduğunu ve dolayısıyla hani birazcık daha midcore ve hardcore oyunculara hitap edebilecek bir yapısı olacağını falan da iddia ediyorlar. Bunları ekleyeyim önden. Ama işte dediğim gibi hani toyluk dönemini yapacağım derken K-popçı yapmasaymışsınız keşke. Yani, yani, o kadar da değil. De bu kadar yakışıklı da yapmıyorlar eyvah, ya Sherlock Holmes'u. Eyvah. Army'yi karşımıza aldık. Evet. Aa, bir dakika ben K-popçıları sevdiğim için söyledim bunu. Kolay değil öyle bir K-popçı olmak falan. Saçma sapan. Hangi K-popçıdan para aldım lan? Terbiyesiz adam. Hepsinden aldım abi. Okey o zaman. Ya oyunlarımız böyleydi. Şimdi biraz daha tartışmalı haberlere girelim. Yarın daha detaylı oyunlara giriş yapacağız. Listelerimizi hazırlayacağız. Bugün de çünkü seyretmek istediğimiz birkaç tane etkinlik var. Şimdi ilk başta iki konu şu aslında. İki konu üzerinden gideceğiz. Biri Little Devil Inside ile alakalı bir haber çıktı. Ben bayağı şaşırdım bu haberi. Üçümüz de Little Devil Inside'ı seyrederken fark etmedik böyle bir şeyi. Yani bana da çok saçma geldi. Ya hani üçümüz de çok ırkçıyız ya da fark edemedik. Valla ben açıkçası olaydan sonra baktım. Olay şu abi. Şu an Little Devil Inside'ın fragmanı yayınlandı ya PlayStation 5 etkinliğinde. O fragmanda şöyle bir sahne vardı. Bu sahneden bir ırkçılık tartışması başladı. Hani bunun ırkçı olduğunu işte böyle işte Afrika Amerikalıları stereotip. Yani neye kızdıklarını tam bilmiyorum insanların.
Yani buradan dolayı bir kısım çıktı, yapımcısı da çıktı dedi ki hani biz bunu yaparken böyle bir şey düşünmemiştik. Yani özür dileriz eğer bunlardan alınan olduysa. Şu an Amerika bir de ekstra hassas bir dönemde biliyorsunuz. Hani daha farklı konular ve tartışmalar var orada. Bundan dolayı da hani biz bunu değiştireceğiz dedi. Şimdi ben sonra şeye baktım. Acaba dedim hani biz Türkiye'de olduğumuz için mi anlayamıyoruz buradaki ırkçılığı diye düşündüm. Çünkü hakikaten bak çok farklı abi yani. Amerika'daki olan kültürle, oradaki yoğunlukla, oradaki duyguyla buradan bakıp orayı değerlendirmek aynı olmuyor yani. Orada yaşanan başka bir muhabbet var. Hani biz buradan baktığımız Ya zaman burada siyahilere bizde kimse öyle bir ters ya davranmıyor ki. Burada bizde çok başka bir seviyoruz. ırkçılık var ama. Anladın mı? Yani Hani orada burası başka ırkçı var. değil. Her ülkenin kendine ait farklı bir ırkçılığı var. O yüzden anlayamıyorsun oradaki muhabbeti. Ben sonra internetteki yorumlara baktım. Hani nereden çıkmış mevzu diye. Bir tane yayıncı hani oyunu takip ediyordum ama bunu görünce yani bilmiyorum bilerek mi yaptılar ama şey oldum demiş. Yani oyuna karşı tepki koydum falan demiş. Sonra özür dilediklerini görüp hani teşekkür etmiş, paylaşmış yani özür dileriz, teşekkür ederim falan diye. Sonra yorumlara baktım. Anladığım kadarıyla olay şu. Amerikalılar da niye bunun ırkçılık olduğunu hani anlayabiliyorlar. Fakat Avrupalılar hiçbir şey anlamamış. Mesela özellikle de İtalyanlar. İtalyanlar diyor ki ulan diyor biz diyor yani tüm Amerikan ürünlerinde diyor klasik mafyavari tipin başrolüyüz diyor yani. Hani İtalyan mafyavari olur. İtalyan işte biraz daha böyle geleneklerine bağlı işte mafyatik bir tiptir yani. Biz hep böyle yansıtıldık diyor. Ben diyor hiç bundan dolayı da şey olmadım diyor. Bir garip gelme diyor. Oradaki şey niye bu kadar hani mevzu oldu diyor. Pek çok insan anlamamış hani oradaki şeyin neden böyle Ya olduğunu. Ben de oradaki baktım. şey şu, şimdi Afrika kabilesi var. Maskeli böyle Evet. büyük dudaklı falan, hani zenci Afrikalı olduğu belli ve ilkel gösteriliyor. Ungo ungo falan diyor, koşuyor falan. Ama bu kabileler ilkel hakikaten de yani. Evet. Afrika'daki şey kabileler ilkel, hani tutup da böyle modern hayat yaşamıyor ki hiçbiri. Oradan esinlenen bir şey yapıyorsan benzetebilirsin yani, adamın aklına bile gelmemiştir bence dediği gibi, hani bunu böyle Afrikalıya benzetelim falan filan, özellikle hani zencileri anlatsın, onları şöyle kötü göstersin. Onunla o aynı şey değil ki. Yani şu an çok farklı bir dünyada yaşıyoruz. Bu sosyal adalet savaşçıları dediğimiz insanlar maalesef çok aşırı abartmaya başladı her şeyi. Bu da onun bir parçası. Çok anlamsız geliyor bana yani. Irkçılıkla da alakası yok bence. Gerçek ırkçılığı önleyeceklerine saçma sapan şeylere dalıyorlar. Bak çok güzel dedin son kısımda. Hani atizi itizine o kadar karıştı ki belki de bunu söylediğim için hani çok tepki de göreceğim bilmiyorum ama görmemem lazım gibi geliyor. Çünkü bu Bizirci gerçek böyle. diyorlar. Hayır, atizi itizine o kadar karıştı ki hangisi hakikaten burada kötü niyetli bir ırkçılık var? Yani bir stereotip var ya da işte bir ırkı hakikaten aşağılayan bir şey var. Hangisi normal, gayet hani mizahi ve hani gayet iyi niyetle yapılmış hali hazırda var olan bir şeyden bir gerçeklikten beslenen bir şey onu artık ayıramaz olduk ve hani bunun suçlusu bir yerde işte ya social justice warrior'lar da oldu bir yandan. Bir yandan gerçekten de doğru bilgiyi aktarmaya çalışırken söyledikleri bağlamından kopartılan hakikaten konuyla alakalı bilgili insanlar da oldu zaman zaman vesaire. Sosyal medyanın üzerine insanların her birinin her konuda fikir ilan etmesi işte birdenbire linçe dönüşen kampanyalar bilmem neler falan derken hatta üzerine şeyi de eklemek lazım. Yani son birkaç ayda özellikle şu an gündemde biraz o olduğu için bir firma çıkıp işte bu LGBT'yi destekliyoruz ya da işte ne bileyim Black Lives Matter mevzusunu destekliyoruz falan dedikleri zaman hangisi marketing hamlesi olarak bunu yapıyor? Hangisi çok samimi olarak hani bir mesaj vermeye çalışıyor? O da birbirine karıştı. O kadar her şey birbirine girdi ki artık yani en basit şeyde bile fikir beyan ederken ulan acaba bu ırkçı mı? Değil mi? Yani istemeden birini kırıyor muyum? Ya bunu her zaman düşünmemiz gerekiyor. İstemeden birisini kırıyor muyuz? O ayrı bir mevzu da. Hani ya birdenbire insanların hayatları tepetaklak olmaya başladı. Ya da işte öte yandan hayatı tepetaklak olması gereken insanlar sıyrıldı gitti o konulardan vesaire. O manada söylüyorum atezi itizine karıştı diye. Arap saçına döndü her şey. Ya içinden çıkılmaz bir hal oldu. Her oyun. Ya Little Devil Inside ya bu. Hani ya nasıl? Niye birdenbire bunu konuşmaya Ya başladık? daha karikatürize Illuminati grafikleri mesajı olan, hani daha böyle evet. hani komedi havasında grafik tarzı olan bir oyun. Yani çok gerçekçi, yani hakikaten bir orada Afrikalı bir zenciyi görmüyorsun orada. Hani bu daha farklı bir anlatım O tarzı var hiç oyunun aklıma zaten. geldi. Ya hiç Ben baktım, kafama anlamaya çalıştım burada ha ne var evet. acaba falan Ben de diye. anlamaya çalıştım. Hani ne oluyor burada? Neye alınmışlar? Teni Hani falan da gözükmüyor gördüğüm kadarıyla. Kolları kapalı, sadece maske, böyle bir maske var, Afrikalı bir de dudaklı şey şey var. bir. O dreadlock dediğimiz saç şekli var ya. O dreadlock saç şeklinden ele veriyor. Hani yani E tamam da bayağı var yani, zorlandım ya. Afrika kabilelerinde var. Ağzına böyle tabak koyanlar falan var, Afrika kabileli. Tuhaf tuhaf Abi bir de gelenekleri var ya, sadece çok çizmiyor. ilkel hayat yaşıyor o Sanki kabileler.
Ne var ki İlkel bunda hayat yani? yaşayan, bu arada ilkel hayat yaşayan tek kabileler de Afrikalılar da değil. Bir sürü farklı ırktan insan da ilkel hayat yaşıyor yani. Hani bu yani açın işte atıyorum Vietnam taraflarında bilmem ne tarafına gidin yani. Orada işte Asyalıların yaşadığı ilkel hayatı görün. Yani sana ha, o kadar nasıl neden böyle bir şey çıkarılması garip geliyor ki bana. İşin komik tarafı şu aslında. Bak şimdi insanların duyguları değişik bir şey. Özellikle Amerika'da bu konunun farklı bir hassasiyeti olduğu için biz buradan bize çok daha uzak geliyor yani mevzular. Ama biz de burada mesela başka başka tartışmalar yaşıyoruz kendi ekosistemimiz içerisinde yani. İşte biri Atatürk'le ilgili bir şaka yaptığı zaman farklı bir tepki alıyor. Biri işte Cumhurbaşkanı'yla ilgili bir şaka yaptığı zaman farklı bir tepki alıyor. Yani oradaki hassasiyetler de bizde mesela oturmuş değil. Herkesin kendi hassasiyetinde bazı şeyler tam oturmuş değil yani. Şimdi oyun tarafından baktığımız zaman şu garip geldi bana. Adamlar diyor ki ulan hani böyle bir bize oyunun yapımcısısın sen. Sana diyorlar ki senin oyunda ırkçı şeyler var. Şimdi sen yapımcı olarak korkarsın böyle bir tepkiden. Neden? Hani işin hem bir ticari tarafı var hem de bir yaftalanma tarafı var. Yani yaftalanmak zaten bence hiç hoş bir şey değil. Böyle bir şeyden dolayı. Özellikle düşünmediğim bir şeyden dolayı. Bir de ticari olarak işte 10 yıldır geliştirdiğin oyunun böyle bir şey kurban gidiyor olması da hoş değil. Yapımcı düşünmüş ve demiş ki kusura bakmayın hani alındıysanız böyle bir amacımız yoktu. Bunu değiştireceğiz. Bunun üzerine de bazı insanlar demiş ki böyle SJW'lere işte Social Justice Warrior'lara karşı geri dik durmadınız, geri adım attınız, oyununuzu almayacağım. Hayda. Ulan iki ucu boklu değnek yani. Hani herif ne yapsa bu saatten sonra hep bir grubu karşısına alıyor. Yani. Çünkü SJW'ler ve anti SJW'ler diye iki uç grup oluştu şu anda. Ve adam sadece oyun yapmak istiyor abi. Yani ya, bir oyun yapmak istemiş, oyun yapmış ve bunun içinde buluyor kendini. Ben acayip şaşırıyorum buna. Bak bundan sonra tüm oyun karakterleri dünyada olmayan bir ten şeklinden yapılabilir. Yani atıyorum işte mor. Hani kimse hiçbir şey alınmaz. Simpsonlar gibi işte sallıyorum. Sarı bilmem ne yani. Bak, yani öyle bir artık dünyaya geçilebilir yani. Simpsonlar deyince aklıma geldi. Geçen tweet'te atmıştım şimdi. Bugs Bunny'ler var ya, Looney Tunes çizgi filmleri. Evet. Onların yeni versiyonu yapılıyor mesela. Hiçbir şekilde silah gözükmeyecekmiş. Yani Elmer Fudd var. Avcı karakter klasik. Ama elinde av tüfeği yok. Tırpan var. TCM'de saçma sapan bir hassasiyet var her alanda. İnternette var SCB tarafında hani şeyler yapanlar ama genel olarak böyle toplumumuzda çok yaygınlaşılan bir kültür değil. Last of Us 2 muhabbeti mesela bunun en önemli örneklerinden biri. Şimdi biz inceledikten sonra dünya sadece Türkiye'de değil bu arada, Türkiye zaten küçük bir şekilde tartışıldı belki ama dünyada bayağı bir tartışma oldu. Mesela oyunu beğenmeyen 89 kişi incelemiş oyunu Metacritic'te. 3 tane kuruluş ortalama üstü demiş. Geri kalan 86'sı beğenmiş. Herkes 86'sının para aldığını, 3 tanesinin almadığını düşünüyor. Yani böyle bir şey mümkün mü lan? Ya yani bunun teknik olarak bir mümkünatı var mı ya? Hiç mi maliyet hesaplaması, hiç mi ekonomi, hiç mi iktisat dersi görmedin ya? Koskoca Sony herkesi satın alıyor. Atıyorum affedersiniz işte oradaki skinlik bir tane şeyi mi satın alamıyor yani? Hani böyle bir şey olma ihtimali var mı yani? Bir tane adam var, çok affedersiniz bunu anlatayım. Skillup diye bir adam. Adam çıkmış demiş ki Last of Us'tan eğlenmedim. YouTuber bu herif. 1 milyonda izlendi videosunu. Yani. Ve ben severim, takip ederim kendisini. Adam anlatmış. Ben Last of Us'ı şundan şundan dolayı sevmedim. Eğlenceli bulmadım demiş. Bu çok normal. Herkes adamın videosunu her yerde paylaşıyor. Bakın işte tek para almayan YouTuber. Last of Us'la ilgili gerçekleri söyleyen tek YouTuber. Sony yani. Koca Sony 1 milyon tane YouTuber'ı almış. Bir tek skill up mı kendisini satmamış yani. Adam oyunu beğenmemiş işte. Ne var bunda yani? Hani adamın ya tweetini genelde gördünüz mü? Gördüm bak, ya genelde oyunu bak, oynamayacak olan insanlar bunu yazıyor. Şunu bitireyim ondan sonra devam edin oradan. Adam tweet atmış demiş ki arkadaşlar lütfen demiş benim videomu insanların para aldığını göstermek için kullanmayın. Çünkü demiş kimse para almıyor video incelemek için. Ayrıca demiş ben zaman Death Stranding'i çok sevdim. Hatta Doom Eternal'a tercih ettim. Yani fikirler ve incelemeler insanların fikirlerini yansıtır. Fikirler de farklıdır demiş yani. Adamın dediği şey şu, Death Stranding'i sevdiğimde bana da laf etmiştiniz dedi. O zamanlar yani hani anladın mı? Death Stranding'i sevmeyenler o zaman da skill up'a diyordu para aldın sen bunun için diye. Ya insanlar kendi tezini doğrulamak için atmayacağı bok kalmıyor. Yani. Halbuki bu bir ürünle çıktığı zaman kurcala, oyna, beğeniyorsan beğen, beğenmiyorsan beğenme ve söyle yani. Ben bunu beğenmedim şunda. Ben şunu beğendim şunda. Yani başkasını boklama kültürü o kadar yaygınlaştı ki sinir bozucu olmaya başladı yani. Ben alışkın gerçi hani yıllardır. Benzer şeylerden dolayı bana bir sürü laf edildi. Uncharted'a düşük puan verdik, sen Xbox'tan paralıyorsun dediler. Horizon'a düşük verdik, işte Xbox'tan şöyle bir söylediler. Bilmem neye yüksek verdik, Sony'den paralıyorsun dediler. Her gün para aldığımız yer değişiyor ama şu sevindirici bir şey, izleyicilerimizin büyük çoğunluğu kesinlikle bu yargıda değil ve o beni mutlu ediyor. Bir iki tane böyle hani kafası henüz daha çalışmamış
daha muhakeme yeteneği gelişmemiş insanların yaptığı yorumlar. Yoksa ben hani multiplayer izleyicilerini tenzih ederek söylüyorum. Ben memnunum çünkü yani gayet iyi bir iletişim olduğunu düşünüyorum kitleyle. Çok uzun yakında şunu da derler. Hani izleyiciler öyle diyor çünkü onlar da para alıyor. Oyunu oynamayacak olan yani zaten oynamamaya karar vermiş olan ve nefret etmeye karar vermiş olan insanlar bunları yazıyor. Çünkü herkesin onun gibi düşünmesini bekliyor. Düşünmeyenleri görünce de işte hani kendisi beğenmiyor ya oyunu ya da hani bir şekilde oynayamayacak hani oynamayacak. Hani negatif bakıyor. Haklı görüyor kendini ve öyle düşünmeyen herkes de işte para almış zaten kötü bilmem ne falan diye yargılıyor. Abi, bunun için ya bana diyorlar ki mesela bir yorum gördüm. İşte siz Sony'ye yalakalanmaya çalışıyorsunuz diye. Ulan bak bu yorumu görüyorum. Siz Sony'ye yalaklanmaya çalışıyorsunuz yorumunu. Ertesi gün gördüğüm yorum da şu. Sony konferansından memnun kalmadın abi. Sen işte neden böyle memnuniyetsizsin? Ya biri diyor ki Sony'ye yalakalık yapıyorsun. Biri diyor ki Sony konferansını beğenmediğini söylüyorsun. Neyini beğenmedin? Ya şimdi abi bu çok ikiye bölünmüş bir durum ya. Yani herkes kendi görmek istediğini görüyor. Adam kafasında kurmuş. Demiş ki bu. İnsanlar Sony'den bir şekilde para alıyor ya işte bilmem ne yapıyor falan filan. Özcan'la beraber konuşmuştuk. Özcan senden inceleme konuştuk. Özcan yorum görmüş bir tane. Twitter'dan paylaşmış mesela böyle. Yorumda hayvanın teki atmış yani. Hani terbiyesiz işte ağzının şeyi olmayan daha işte eğitimini tamamlayamamış bir arkadaş atmış yani. Öyle arkadaşlar hep var ne yapalım yani. Hani tabii o canım. Bir tane insanlarda şey vardır abi. Bu bizim işi yapanlarda çok olur. Bu duygudan ne kadar erken arınırsanız o kadar rahatlarsınız. Buradan genel olarak tüm arkadaşlarıma sesleniyorum. Naçizane 8 yıldır bu işi yapan bir insan olarak. İnsanlar iyi yorumları kafaya takmazlar. Kötü yorumlara takılır. 10 bin tane iyi yorum arasından bir tanesi kötü olur, kafan ona gider. Ya bu hep böyledir bizim işlerde. Ben bu duygudan kopmaya, yani bu duyguyu kenara atmaya başladım. Hani bana bir şey katmayan, olumsuz sadece böyle yaralamak için konuşulan eleştirileri görmüyorum bile artık. Ama bu durum genel olarak tüm herkesi rahatsız ettiği için özellikle üzerine gitmeye çalıştım. Söylediklerime katılmadığınız bir nokta varsa bu arada Tunca ve Orhun kesinlikle söyleyin paylaşın hep aynı fikirde olmak zorunda değiliz diye düşünüyorum ama istediğiniz gibi söyleyebilirsiniz yani. Abi ya şu noktaya kadar söylediklerime ben kesinlikle katılıyorum. Bir de ayrıca da şöyle şunu da eklemek istiyorum. Yani ya Sony gerçekten oyunları övmek için böyle YouTuber'lara işte Twitch'çilere vesairelere para veriyor olsa abi benim PlayStation'ım yok. Bir tane yatırım yaparım. PlayStation alırım. Ben de Ömer, ben de kazanırım. Yani hani böyle olduğunu zannediyor. Ya, insanların kafasındaki şeye ben de çok takılıyorum. Gerçekten bir takım insanlar var. Tek yaptıkları şey gerçekten bir oyun çıktığı zaman firmasından para almak ve onu övmek zannediyorlar. Hayır o değil. Ya bu tamamen hani bizim yaptığımız iş tamamen samimiyetle ve şeyle yapılan bir iş. Yani kendi namını koyuyorsun. Bir oyunu para aldığın için övmeye başlarsan bir dahaki videonu kimse zaten izlemez. Yani niye öyle bir şey yapılsın insanlara? O çok saçma geliyor bana. Ama bu zaten şey öveceğim bir oyun için para verseler de çok güzel olurdu. Keşke o. Evet o çok güzel. Hemen at yapardım o işleri. Yıllardır kazanmak istediğim para modeli anladın mı yani? Evet tabii. Keşke öyle bir model olsa yani. Abi ben oyununu beğendim o zaman para verelim tamam mı? Oh parayla öveyim ne güzel diye. Orada ben bu arada hakikaten şunu tekrar söyleyeyim. Ya bu tartışmaların hiçbir arkadaşlar direktman sizle alakalı yani multiplayer izleyen kişiyle alakalı olmadığını söyleyeyim. Çünkü bazı arkadaşlar şey yazıyor. Abi o yorumlara takılmayın. Biz zaten arkadaşlar yani genel olarak kendi izleyicimizle alakalı bir dert yaşamıyorum ben. Hakikaten açık bir yürekle söylüyorum bunu. Çoğunluğu konuşabildiğim, iletişim kurabildiğim insanlar oluyor sosyal medyada, YouTube yorumlarında gördüğüm kadarıyla da. Benim dediğim bizim yorum videonun altına gelen yorumlar da değil. Genel olarak hem Türkiye'de hem dünyada böyle garip bir algı olması bana garip ve komik geliyor yani. Yani onun için bunu açmaya, konuşmaya başladım. Yani bunu düşünecek kadar sığ bir insan olması da ayrı bir şey yani. Yani tüm 70 milyar insana para verildiğini düşünüyor olması çok enteresan. Şunu diyebilirsin. İncelemelere katılmıyorum mesela benim için bir görüştür. Dersin ki ben bu oyunu oynadım. İncelemelerin çoğunluğuna katılmıyorum. Bu oyun benlik değil. Tamam bunda bir şey yok ki. Herkes her şeyi sevemez abi. Ben Dark Souls'ları sevmek için herkes seviyor diye yıllardır uğraşıyorum lan oyunları sevmek için. En son Bloodborne'u bitirebildim ve sevdim. Ama hala Dark Souls'ları sevemiyorum mesela Bloodborne'u bitirmeme rağmen. Yani demek ki benlik değiller. Ama şey demiyorum. Oyun bok gibi demiyorum. Benlik değil diyorum. İnsanlardaki olay şu. Last of Us'ı herkes seviyor. Ben sevmiyorum. Benim fikrim herkesten daha önemli. Last of Us bok gibi oyun. Ya buna kim inanır lan yani? Hani millet sevmiş ya. Ben çok severim Last of Us'ın ilk oyununu. İkinci oyunu da gayet severek oynadım ya. Keza benim için de aynı şey. Bak sen bunu verince direkt aklıma benim Witcher 3 geldi ya. 6 saat oynadım. Neden çok iyi bir oyun olduğunu anladım. Ama mesela 40 saat oynayamam ben oyunu. Ya beni darlıyor bir yerden sonra hani. Ya Witcher özelinde bir şey. Belki çok benzer bir oyunu daha uzun süre. Mesela Shadow of Mordor'u çok uzun süre oynamıştım. Hani
aynı kalitede değiller. Daha kötü bir oyun belki ikisini karşılaştırırsan, kıyaslasan. Ama bana hitap etti. Yani yaptığımız özünde bu. Oynuyoruz kişisel. Yani zaten editörlük böyle bir şey. Yani her editörden farklı beklentin vardır. Farklı türde oyunlarla ilgilenirler. Farklı türde oyunlara farklı bakış açıları vardır. E bunu yansıtırlar. Yani keşke bunun üzerine gerçekten firmalardan para alıyor olsak ya. Vallahi yediğimiz laf hani şey olmaz. Ne derler onun da koymaz. Şimdi de şey yazacaklar. Hadi hadi tamam yiyin paranızı. Konuşmuyoruz tamam hadi. Yiyin. Konuşun canım. Dibine kadar. Ben bu arada o arkadaşların olmasına da gerektiğine inanıyorum yani. Neyse efendim. Şimdilik bu kadar diyelim. Yarın yeni oyunlardan haberler vermeye devam edeceğiz. Bol actionlı tartışmalı bir oyun haberlerine daha birlikte olacağız diye tahmin ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.